Evet arkadaşlar kazanım 20 sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak ifadenin eşiti kaçtır demiş. Kök eksi 4, kök eksi 16 ve kök eksi 25 var. Kök eksi 4'ü kök eksi 1 çarpı kök 4 artı kök eksi 1 çarpı kök 16 ve eksi kök eksi 1 çarpı kök 25 olarak düşünecek olursak. Kök 4 2 olarak çıkacak. Kök eksi 1'e biz i olarak tanımlamıştık. Burası 2 i oldu. Artı 16 4 olarak çıkacak. Kök eksi 1 yine i oldu. Eksi buradan i geldi. Buradan da 5 geldi. Şimdi 6 i eksi 5 i'den i'ye eşit oldu. Bize bu şekilde bir ifade verilirse biz bunu karmaşık sayıya çevirerek düzenleyebiliriz. Normalde kökün içerisi negatif olamazdı. Burada bunu kullanmamız gerekecek. Yani cevap D seçeneği olacaktır. Evet ikinci soruya geçiyoruz. Kök eksi 25, kök eksi 4, kök eksi 81. Sırayla artık tek tek yazmamıza gerek yok. Burası 5 eksiden dolayı iyi olacak. Artı burası 2 olarak çıkar. Eksiden dolayı yine iyi oldu. Eksi burası 9'du eksiden dolayı i gelecek. 7 i eksi 9 i'den de eksi 2 i olarak cevabı bulabiliriz. Cevap e seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Burada normal kök 4 var. Yani 2 olarak çıkacak. Kök eksi 1 i olarak çıkacaktı. Kök eksi 36 da 6 eksiden dolayı da i olacak. Toplarsak 8 i olur. Cevap yine e seçeneği gelir diyoruz. Dördüncü sorumuz bu kazanımın son sorusu. Sırayla yazacak olursak kök eksi 16 4 i artı kök eksi 25 5 i kök eksi 1 de eksi i gelecek. Aşağı tarafta kök eksi 4 2 i kök eksi 9 da 3 i olur. Yukarı düzenlediğimizde 4 i 5 i daha 9 1 çıkardığımızda 8 i bölü aşağısı da 5 i oldu. Buradan i'ler sadeleşti. 8 bölü 5 olarak cevabı bulabiliriz. Cevap A seçeneği gelecektir. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.